Ya bu sorun sadece Siirt'in sorunu değil, doğrusu bütün bölgenin sorunu. Onun için de bu sorunun temel sebebi ekonomik yetersizliklerdir. Çevre okullardaki ailelerin ekonomik durumu maalesef bugünün açlık sınırının altında, asgari ücretinin çok çok altında olduğunu biliyoruz. Siirt'te ailenin kişi sayısı, çocuk sayısının fazla olması, ekonomik olarak ailelerinin imkanlarının olmaması, çocukların çalışmak zorunda kalması, aile büyüklerinin çalışabilecek fabrika, tekstil alanları, imkanları olmadığı için bu işi kimlere sırtına vuruluyor? Maalesef UNESCO'nun kurallarına göre, sözleşmesine göre çocukluğunu yaşaması gereken çocukların sırtına vuruluyor. Çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Çocuklarımız çocukluğunu yaşamıyor. Yaşaması gerekirken maalesef gidip sanayide tamircilerin yanında, oto tamircilerinin yanında, sokakta ayakkabı boyatarak, fırıncıların yanında çalışarak, bisikletle ev ev gidip ekmek dağıtarak maalesef bu ailenin ekonomik yönüne katkı sunmaya çalışıyorlar. Özellikle son zamanlarda ekonomik olarak yaşadığımız zorluklar gerçekten ailelerin geçim sıkıntısını kat ve kat arttırdı ve ailede kaç kişi varsa, hani diyorlar ya 7'den 70'e, maalesef bütün 7'den 70'e erkeği, kızı, genci, çocuğu, yaşlısı çalışmak zorunda kalıyor ailenin ekonomisine katkıda bulunmak için. Haliyle bu çocuklarımız Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında dolu dolu gerçekten 3 ay dinlenmeleri gerekirken, çocukluklarını yaşamaları gerekirken, işte belediyelerin açmış olduğu, sivil toplum örgütlerinin açmış olduğu, halk eğitim merkezinin açmış olduğu kurslara gitmesi gerekirken, farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekirken, maalesef bunu yapamıyorlar ve ailenin ekonomik durumuna katkı sunmak zorunda kalıyorlar. Maalesef çocuklarımız, özellikle yaylaya giden çocuklarımız, aileleriyle birlikte gitmek zorunda kalıyorlar. Eylül ayında okullar, Eylül ayının ortalarına doğru okullar açılırken, bu çocuklar Ekim ayının sonunda okulla tanışıyorlar. Ve daha Mayıs ayı gelmeden Siirt'ten, okullarından ayrılıp tekrar aileleriyle birlikte yaylaya çıkmak zorunda kalıyorlar. Ve bu çocuklarımız ortalama baktığın zaman 3 ay kadar eğitim öğretimden uzak kalıyorlar. Burada eğitim emekçisi arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin özellikle ilkokuldaki emekleri de bir şekilde bu çocuklar üzerinde söyleyeyim, heba oluyor. Eylül ayında değil de Ekim ayında okullarına döndükleri zaman birçoğunun eğitim öğretim süreci içerisinde yaşadığı o alışkanlıklarını, eğitim öğretim öğrenme ve okuma yazmayı unuttuklarına da şahit oluyoruz. Bu da bizim öğretmen arkadaşlarımızın gerçekten emeklerinin de boşa gittiğini gösteriyor diyeyim. Eğitim, öğretim bir haksa, ki anayasal bir haktır arkadaşlar, kesinlikle eğitim, öğretimin parasız ve herkesin ulaşabileceği bir eğitim sisteminin oluşması gerekiyor. Ya gerekiyorsa arkadaşlar, yaylada yaylaya öğretmeni göndererek bu çocukları bu eğitim öğretimin içerisinde tutmamız gerekiyor. Bunları bu topluma kazandırmamız gerekiyor. Bu okulların, kapalı olan okulların kesinlikle eğitim öğretime açılması gerekiyor. Öğretmen arkadaşlarımızın
ekonomik durumları zenginleştirilerek açlık sınırının, yoksulluk sınırının üzerine çıkarılarak bugün yoksulluk sınırı sanırım Türkiye'de 20 binin üzerinde ki öğretmenlerimizin tamamı açlık sınırına yakın, eğitim emekçilerinin tamamı açlık sınırına yakın bir yerden ücret alıyorlar. Bu arkadaşlarımızı, öğretmenlerimiz bu çocuklarımızın eğitim öğretimden yoksun bırakılmaması adına gerekirse yaylaya da gidilir, gerekirse bahçeye de gidilir. Bu çocuklarımıza kesinlikle devletin, sistemin bu çocukların ayağına eğitimini götürmesi gerekiyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukların her birinin eğitim öğretimden uzaklaşıyor olması bize gelecekte hem gençliğimize hem geleceğimize de büyük bir darbe olduğunu, bir eksiklik olduğunu da söyleyeyim.